Konum bazlı medya içerikli reklam, marka bilgisi oluşturmaya ve kullanıcı kitlesinde ilgi ve talep yaratmaya yardımcı olan Yandex Navigasyon'da ve haritalarda verilen kapsamlı reklamdır. Önceki reklamda Yandex Navigasyon'da rotada pin formatını yapılandırmıştık. Bu videoda rotada banner formatı örneğinde konum bazlı medya içerikli reklam yapılandırma adımlarını ele alacağız. Banner, araç hızının sıfıra eşit olduğu anda ve rota oluşturma sırasında görünür. Örneğin trafik ışığında veya trafikte durulduğunda ya da araç hareket edecekken. Kullanıcı banner'a tıklar veya reklamdaki teklifle ilgili daha fazla bilgi edinmek için banner'ı yukarı doğru kaydırarak açar. Reklam kampanyamıza geri dönelim. Başlamak için konum bazlı medya içerikli reklam hesabınıza giriş yapın. Giriş yapmak için Yandex Pasaport kullanıcı adınıza ve parolanıza ihtiyacınız olacak. Konum bazlı medya içerikli reklam hesabına girmek için Yandex yöneticisi tarafından size gönderilen bağlantıyı kullanın. Ardından aynı format ve tek bir bütçe dahilinde aynı anda birden fazla reklam kampanyası yapılandırabileceğiniz bir sipariş oluşturmanız gerekir. Siparişin kolayca tanınabileceği bir ad seçin. Açılı listeden gerekli müşteriyi seçin veya müşteri listede yoksa yeni bir tane ekleyin. Bunun için eklenecek müşterinin adını, e-posta adresini ve telefon numarasını girebildiğiniz yeni müşteri ekle seçeneğini kullanın. Müşteriniz zaten Yandex Direkt platformunda kayıtlıysa onu Yandex Direkt kimlik numarasını belirterek ekleyebilirsiniz. Yeni müşteri listede hemen görünecek. İlgili müşteriyi seçin. Yandex Navigasyon'da banner reklam formatını seçin. Şimdi bir kampanya oluşturulabilir. Gerekli tüm alanları doldurun. Ardından şirketin KDV'siz bütçesini ve günlük limiti belirliyoruz. Günlük limit bir reklam kampanyası için bir günde harcanan maksimum tutardır. Kampanya bütçesinin reklam yerleşimi dönemi boyunca mümkün olduğunca eşit bir şekilde tahsis edilmesi ve limitin aşılmaması için otomatik bir limit seçin. Gerekirse ek olarak gösterim zamanlarını da belirleyin. Kullanıcıların cinsiyet, yaş, gelir veya ilgi alanlarına göre hedeflenmesini yapılandırmak için ihtiyacınız olan verileri işaretleyin. Hedeflemeleri yapılandırırken hedef kitlesinin büyük ölçüde daralabileceğini ve bunun da gösterim oranlarını etkileyeceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle özel bir gereklilik duymadıkça hedeflemeyi yapılandırmamanızı öneririz. Reklamların gösterileceği yerleri seçin. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Birinci yol. Arama kutusunda veya açılır listede istediğiniz şehri, ili veya bölgeyi bulun. İkinci yol. Haritada bir alan ekleyin. Reklamın gösterileceği gerekli alanı çizin. Belirtilen alanın yüz ölçümü 1 km² veya daha fazla ise alan ekle düğmesi aktif hale gelecektir. Buna bir ad verdiğinizde haritadaki alan hazır olur. Reklam gösterimi için bir alan belirlemenin bir başka yolu da gerekli kuruluşların etrafında adlarına göre bir poligon oluşturmaktır. Bunu yapmak için kuruluşun veya zincirin adını yazın ve arama çubuğunda istediğiniz kuruluşu seçin. Kuruluşun çevresinde gerekli yarıçapı ekleyin. Kuruluş bulunamazsa adının yanına bir adres eklemeyi deneyin. Girdiğiniz adın kuruluşun haritalarda taşıdığı adla aynı olduğundan emin olun. İstenilen kuruluşların çevresinde kimliğe göre poligonlar oluşturun. İstenilen reklam gösterim alanını kimliğe göre yapılandıralım. Adres kimliğini Yandex haritalar verilerinden girin. Bunun için Yandex haritalara gidin, ihtiyacınız olan kuruluşu seçin ve adres kimliğini adres bağlantısından alın. Kimliği kopyalayın ve kimliğe göre ekleme seçeneğine tıklayın. Kuruluşun çevresine gerekli yarıçapı ekleyin. Seçilen alanın doğruluğunu ekranın alt kısmındaki haritada göster düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz. Reklamın nerede gösterileceğini seçtikten sonra banner'ı oluşturmaya geçebilirsiniz. Banner'ı yükleyin. Yasa gereği zorunlu bir sorumluluk reddi beyanı gerekliyse bunu sorumluluk reddi beyanı alanına ekleyin. Ardından reklamı oluşturun. Başlık alanına metni ve banner'a tıklandığında gösterilecek mesajı girin. Reklama tıklandığında banner'ın ve reklam metninin nasıl göründüğünü kontrol edin. Gerekirse ara, haritada bul veya siteye git düğmesi ekleyin. Telefon numarasında boşluk, parantez veya başka işaretler kullanmayın. Kampanya ayarlarınızı kontrol edin. Kampanya başlatılmaya hazırsa onu moderasyona gönderin.
Kampanya henüz hazır değilse onu taslak olarak kaydedin. Kampanya moderasyondan geçtiğinde Yandex navigasyon kullanıcıları bannerınızı görmeye başlayacaktır. Konum bazlı reklamlarla ilgileniyorsanız açıklamadaki bağlantıdan Yandex navigasyonda rota üzerinde pin formatında nasıl bir reklam kampanyası yapılandırabileceğinizle ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Konum bazlı reklamları kullanın ve bir rota planlayan veya Yandex navigasyon ve Yandex haritalar yardımıyla şehirde dolaşan kullanıcılara ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi verin. Herhangi bir sorununuz olursa lütfen destek ekibiyle iletişime geçin. Müşteri hizmetleri departmanımız hafta içi 9-18 saatleri arasında açıktır. Başarılı reklam kampanyaları dileriz.